arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bebek yeleği öreceğiz. Yeleğimizi 3 parça şeklinde ördük. Önlerimizi ayrı ayrı, arkamızı ise yine ayrı bir şekilde ördük. Sonrasında omuzlarımız ve yanlardan dikerek yeleğimizi tamamladık. Sonrasında görmüş olduğumuz bu fuşyalarımızla kenarlarını tığlama işlemini yaptık ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Yeleğimize ben tam bir adet ipimi kullandım. 1-1,5 bir, bir yaş civarı çocuklarımıza uygun bir yelek çalışması ölçülerini hemen sizlerle bakmak istiyorum. Evet mezurum aldım. Hemen ölçüsüne bakmak istiyorum kol altından ölçtüğüm zaman 28 santim kolumuzun altının genişliği boy olarak ölçelim en alt noktadan en üst noktaya 30 santim olduğunu görüyoruz. Buna göre de ayarlamalarımızı yapabiliriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için kar topu baby soft ipimizi kullanıyorum. İpimiz 100 gram ve 330 metreden oluşmakta. %80 akrilik ve %20 polyamid özelliğe sahip bir ip. Renk numarası ise 019. Tam beyaz bir ip değil ekru dediğimiz ya da kırık beyaz diye isimlendirdiğimiz rengimiz. İpimizi örmek için ise 3 numaralı tığımı kullanmaktayım. Hemen zincirimizi çekerek yeleğimizi örmeye başlayalım. Yeleğimiz 3 parçadan oluşmaktaydı. Şimdi ön parçalarımızdan bir tanesi için zincirimi çekmeye başlıyorum. Zincirim 24 tane olması gerekmekte. Bir tane düğüm atıyoruz. Bu düğümümüzü zincirden saymıyoruz. Hemen şöyle ilmeğimi biraz genişlettikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 tane zincirimi çektim hemen ölçüsüne bakalım 10 santim ve 24 zincirimizin üzerine tam bir tane geri çekiyorum bir tane bakın nasıl 24. ilmeğimi ayırdım üzerine 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 toplamda 25 tane trabzanımız olması gerekmekte 3 zincirimizi hemen tuttuğumuz en son ördüğümüz zincire gelerek batıyorum ve bir tane trabzanı örüyorum ve sırası ile bakın sırası ile bütün zincirlerimizi birer birer örüyoruz. Her bir zincir yuvasına bir tane trabzanımızı yerleştiriyoruz. Sırası ile Sıra sonuna kadar trabzanımızı örerek tamamlayalım. Tam 25 tane trabzanımızı ördüm. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 ve 25 tane trabzanımız hazır. En son trabzanımın üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Örgümün yönünü çeviriyorum ve burada gördüğüm bütün trabzanlarımın üzerine birer birer trabzanlarımı örerek ikinci sıramızı da sadece trabzanlar örerek tamamlıyoruz hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece birer birer üzerlerini örüyoruz. Bakınız her birisine bir tane. Evet en son trabzanımıza varana kadar örmeye devam ettim ve son trabzanı sizlerle birlikte yapmak istedim. Son trabzanımın üzerine de batıyorum bir tane trabzanımı yine örüyorum ve tam 25 tane trabzanımızı bu şekilde örmüş oluyoruz 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 üçüncü sırayı örmek için örgümüzün yönünü çeviriyoruz ve trabzanımızı örüyoruz ikinci trabzanın üzerine örüyorum ve bir tane daha trabzanımı örüyorum 3 tane trabzan ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum ve bir tane trabzan atlıyorum sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 3 3 trabzanımıza yan yana ördük yine bir tane zincirimizi çekiyoruz aşağıdan bir tane trabzan atlayıp 3 trabzanı yan yana örüyoruz 1 2 ve 3 bir tane zincir bir atla 3 trabzan yan yana ör şeklinde sıra sonuna doğru ilerliyorum 1 2 ve 3 tekrar 1 atlıyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum ve en son trabzanımın üzerine batıyorum yine bir tane trabzanımızı atladık 3 zincir çekiyorum 1 2 3 ve dördüncü sırayı örmek için örgümüzün yönünü çeviriyoruz ve hemen bir zincir çektiğim yere batıyorum 1 hemen diğer trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 tekrar zincirimin içerisine giriyorum ve bu sıramızı tamamen trabzanlardan oluşan grup olarak örüyoruz hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz ve de atlama yapmıyoruz sadece trabzan olarak örüp tamamlayalım Evet 4 sıramızda tamamlamış olduk 2 sıra tamamen trabzanları üst üste ördük 3. sıramızda 3 trabzan 1 zincir ve 1 atlama şekliyle burada şöyle Kafesli bir bölüm oluşturduk. Dördüncü sıramızı tamamen trabzanlardan ördük. Yine beşinci sıramızda aynen bu üçüncü sıramızdaki işlemimizi tekrar edeceğiz. Üç tane zincirimi bitiş yönünde çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve trabzanlarımı örüyorum. İki ve üç. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bir, iki ve 3 1 zincir bir atlıyorum 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum 3. sıradaki yapmış olduğum sırayla aynı şekilde devam ediyor bakınız kaydırma yok tamamen birebir aynı şekilde örerek uç noktaya kadar gelelim 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir şeklinde Uç kısma doğru örerek geldik ve en son iki trabzanımız kaldı. 3 trabzanımı ördükten sonra tıpkı aşağıda yapmış olduğum işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çekip en son trabzanımı örerek bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum ve atlıyorum. En sondaki trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen çevirip bir zincirin içerisinden örmeye başlıyorum. Sırası ile hem trabzanlarımızı hem zincirlerimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve bir sonraki sıramızda da yine aynen 3 ve 5. sırada yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. Evet, 3. kez kafeste sıramızı tamamladık. 3 tane trabzan, 1 zincirle Görmüş olduğumuz küçük kafeslerimizi ayarladık ve üzerine bir sıra trabzanımızı ördük tamamen trabzanlardan oluşan bölümümüzü şimdi yukarıya doğru 7 sıra dümdüz trabzanımızı örelim ve yeleğimizin ön kapaklarından bir tanesini tamamlamaya doğru ilerleyelim yeleğimizin parçalarından bir tanesini trabzanlarımızla örmeye başlamıştık bakınız ve biraz büyütelim demiştik Şimdi hemen bu kafesin üzerinden itibaren saymaya başlıyorum 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördük. 7 sıra örelim demiştik. Çünkü bir sıra zaten trabzanımızı örmüştük. Toplamda 8 sıra oldu. 9. sıraya da bakın örerek geldim. Ve son 2 tane trabzan kalınca örmeyi bıraktım. Bakın bu 9. sıramız. Son 2 sırada kol altı olarak yuva açmak istiyoruz. O yüzden geriye dönüş yapıyoruz. Bu 2 trabzanımızı örmüyoruz. 3 tane zincirimizi çekiyorum ve başlıyorum yine dümdüz trabzanlarımızı örmeye hiç farklı bir işlem yapmıyoruz düz trabzan örerek ilerliyoruz Evet sıra başına kadar örerek geldim kolumuzun altını bu şekilde bir trabzan ördük ve ayırdık bakınız iki tane trabzan oldu ve biraz yukarıya doğru örmeye devam edelim. Bu sıradan sonra toplamda 7 sıra daha örelim ve görüşelim. Evet kol altı kesmemizi yaptıktan sonra yukarıya doğru örmeye devam etmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 sıramızı ördükten sonra 10. sıramızda yine örerek geldim ve 8 trabzan kalana kadar örmeye devam ettim. 2, 4, 5. 6-8 burada yaka oyuntusu açıyoruz burada kolumuzla yaka oyuntusunun tam e, aksi istikamette olmasına dikkat edelim her ikisinde aynı yönde yanılarak açmayalım birisi diğer yönde birisi diğer yönde karşılıklı yönleri olacak 8 trabzan kaldıktan sonra bir sıra daha hemen geriye dönüşümüzü yapıyoruz ve üzerine iki sıra ördükten sonra bundan sonra toplamda 3 sıra olacak 3 tane zincirimi çektim. Hemen yaka oyuntusunun ikinci trabzan sırasını örmeye başlıyorum. Yeleğimiz çok kolay bir yelek. Hemen birkaç saat içinde bile örebileceğiniz kolaylıkta bir yelek. Tabi yeni başlayan arkadaşlarımız birazcık daha Uzun sürebilir ama hiç önemli değil. Önemli olan öğrenip güzel ürünler çıkarabilmek. En son trabzanımı da örüyorum. 1-2-3. 3 zincirimi hemen bitirir bitirmez örüyorum. Arkasını çeviriyorum. Ve 3. trabzan sıramı örüyorum. Ve önlerimizden bir tanesinin bu şekilde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kedimiz olduğu için maalesef kedimiz tüyleri dökülüyor. Evet, sıramızın sonuna doğru ilerliyorum. Evet, yaka oyuntumuzu 3 sırada tamamladık. 3 sıra tamamladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum ve bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve tamamlıyorum sona kadar sık iğne dikişimizde kullanacağımız bölümler omuzlardan birbirine bağlantı kuracağımız zaman trabzanımız kaybolmayacak Evet en son trabzanımın üzerine de bir tane sık iğne örüyorum bir zincir çektikten sonra sabitliyorum ve ipimizi Şöyle kesiyoruz. Daha sonra içeriği hemen alacağım. Şimdi yakamızı şu şekilde görelim. Kolumuzun alt kısmı daralma kısmı koltuk altı kısmı yukarıya doğru örerek geldim. Şimdi diğer taraftaki olacak önümüzü de aynı şekilde örelim. Sadece dikkat etmemiz gereken en önemli nokta kol altıyla yakamızı aynı yöne açmayalım. Lütfen ona dikkat edelim. Geri kalan Aynı şekilde ve aynı sırada örerek tamamlayalım. İki tane olduktan sonra hemen arkamıza da başlayalım. Evet yeleğimiz için arkamızı da örmeye başlıyorum. 49 tane zincirimi çekiyorum. Önce düğümümü atıyorum. 1, 2, 3. Tam 49 tane zincirimi çektim. Ölçmek istiyorum. Öndeki kısımlar 25'te 25-25 50'ye karşılık geliyordu. Burada da aynı şekilde öreceğiz. 49 zincirimiz 20, 21 santim azıcık geçmekte. Ve şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 49. 10. zincirden şöyle tutuyorum. Yani bir tane zincir ayarlıyorum. Bu tarafa doğru bırakıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başında oluyorum. Elimi tuttuğum Zincirin içerisine girerek batıyorum ve bu şekilde tam 50 tane trabzanımıza ulaşacağız. Zincirlerimizi birer birer örelim ve sıramızın başına gelelim. Tıpkı önümüzde ördüğümüz sıra üzerine sıralamamızı yapmamız gerekmekte. 2 sıra düz örelim. 3. sırada. Kafeste bölümümüzü örelim. Dördüncü sıra tamamen düz. Yani bu kısmı koyalım, aynı şekilde örelim. Ee, kol kesme yerine kadar devam ederek gelelim. Evet, yeleğimizin arkasını 50 tane e, trabzan örerek başlamıştık. Tıpkı ön parçamızda ördüğümüz gibi bu kafeslerimizi ve tüm trabzan sıralarımızı kafes trabzan sırası aynı şekilde takip ettik. Şöyle yan yana tuttuğumuz zaman bakınız aynı sırayı devam ettiğini görmekteyiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıra ördükten sonra kol oyuntusunu kesmiştik. Burada da 2, 4, 6 ve 8 sıramızı ördük. Şimdi kol oyuntusunu yapacağız. Kol oyuntusunu yapmak için bakın en uç kısma kadar geldim. 8 tane trabzanımı ördükten sonra şimdi bir tane zincirimi çekmiştim. Şöyle bakınız. En son yerden birlikte yapalım. Kapadıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen batıyorum ve ikinci trabzanıma da aynı şekilde batıyorum. İki tane trabzanımı kesmiş oluyorum ve tığımın başını dolayarak diğer trabzanımı örüyorum. Sadece iki trabzan kol oyuntusu olarak ayarladık. Diğer yöne doğru örerek ilerliyorum. Evet diğer uca kadar örerek geldim. İki tane bu tarafta örmüştüm. Diğer uca kadar örerek geldik. Ve iki tane trabzan kalınca bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve düz trabzan şeklinde örmeye devam ediyorum. Hem sağ taraftan hem de sol taraftan ikişer ikişer trabzan eksilttik ve kolumuzun bu kol altı kısmını ayarlamış olduk. Şu şekilde. Şimdi yukarıya doğru örmeye devam edeceğiz. Bu kesintimizi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 sıra trabzanımızı dümdüz örerek ilerleyelim. Evet arkadan örerek geldik. Bakınız ön parçamızı örmüştük. Tam 12. de omuzumuzu kesmiştik. Ben 12. sıramızı ördüm. Bakınız 12. sıramızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzan ördüm üzerine sık iğne olarak devam ettim şimdi buradan da aynı şekilde diğer omuzumuzdan da 14 tane trabzanımızı örelim bakın kolumuzu şöyle üst üste koyduğumuz zaman çok güzel bir şekilde hemen dikeceğiz hiç fazlalık potluk olmayacak burada da minik bir yaka oyuntusunu oluşturacağız 12. sıramızda evet şimdi bir tane zincir çekerek tığıma düğümümü atıyorum ve hemen saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 14. trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14. trabzanımı da örüyorum bir tane zincirimi hemen bitirir bitirmez çekiyorum arkasını çevirip birer tane her trabzanımın üzerine sık iğnemi yapıyorum ve hepsi bittikten sonra koparıyorum en son trabzanıma kadar sık iğnelerimi ördüm bir tane de zincirimi çekiyorum ve ipimizi şu şekilde hemen ayırıyoruz Evet şöyle görelim yeleğimizin arkasını şöyle yakasının oyuntusunu kollarının oyuntusunu görelim diğer ön parçamızdan bir tanesinde aynı şekilde şöyle Görelim bakınız tam ortalı bir şekilde yaptık eşit bir şekilde omuzlarımızın sayısı aynı buradaki arka oyuntusu birazcık daha az ön oyuntusu biraz daha fazla. Evet şimdi kenarlarını örmeye başlayalım diğer trabzanımızın şu yanımızı da ördükten sonra. Evet şimdi ben kenarının bir tanesini tığladım. Önümüzden bakın kalın bir e, kenar yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 4 sıramızı şimdi sizlerle birlikte örelim. Burası düğme dikeceğim yön olduğu için burayı tamamen ördüm. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde öreceğiz. Diğer tarafımızı da örmeye başlayalım. Bakınız kollarımızı yine lütfen dikkat edelim. Her iki oyuntunun kollarımıza denk gelmesine ve hemen örmeye başlayalım. İpimizi alalım düğümümü attım ve uç kısmından örmeye başlıyorum. Şuradan başlayalım. Yukarıdan başlayalım. Batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Diğer kutunun içerisine geliyorum. Trabzan sırasına. Bir tanesini alarak iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir sonraki trabzan sırasına yine iki tane trabzanım örüyorum. Ve her bir trabzanı aşağıya kadar ikişer ikişer örelim. Dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Çocuklarımızın cinsiyetine göre de ayırabilirsiniz. Erkek çocuklarımız için daha koyu renkli ipler tercih edebilirsiniz. Ya da daha mavi tonlarında dilediğiniz renkle kenarımızı geçelim. Aşağı kadar bu şekilde örelim. Evet bütün sıramızı bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. En son noktadayım ve hemen 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak trabzan arasındaki olan bu bölüme giriyoruz. Bakın zincir çekmedik ama kendi arasında bir geçiş aralığı oldu. Ve tekrar diğer araya giriyorum. Trabzanların üzerine batmıyoruz. Sadece araya giriyoruz. Diğer araya ikişer trabzan ve bir sonraki 1 ve 2 bir sonraki trabzan ikişer ikişer bu şekilde örerek yukarıya doğru devam edelim uç noktaya kadar örerek geldim en son aradaydık bakın şimdi bir tane daha tığımı başım doluyorum hemen iki trabzanımın arasına giriyorum ve 1 2 3 üçüncü sırayı dolaşmaya başlıyorum bu sıramızda ileğimizi de açmaya başlayacağız 2 bakın her bir trabzanın üzerine birer tane batıyoruz bu sıramızda ve ilerliyorum çok yukarıya düğme bırakmak istemiyorum o yüzden biraz daha aşağıya doğru inmek istiyorum trabzanlarımızı örerek inelim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 tane trabzanımızı ördükten sonra hemen bir tane ilik yerimizi açalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. 1, 2 ve 3. trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Şimdi tekrar örmeye başlayalım. 2, 3, 4, 5 6 bu kez 10 yapalım 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı ördükten sonra diğer iliğimizden sonra 3 zincirimizi çekelim 1 2 3 hemen yine bakınız 1 2 3. trabzanın üzerine batalım ve 10 tane daha trabzanımızı Aşağıya doğru örmeye devam edelim. Bir düğme daha açalım. Yeterli. Daha fazla düğmemize gerek yok. Tabi daha aralıklarla da yapabilirsiniz. Tek düğme kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun olarak tercihimizi ayarlayabiliriz. Sayalım. 2 4, 6, 8 2 tane daha örelim. 9 ve 10. Zincirlerimizi çekelim. 1 2 3 1 2 3'üncüye batalım. Ve aşağıya kadar trabzanlarımızı örelim. 1 2 3 tane iliğimizi açtık. En alt sıraya kadar bütün trabzanlarımızı ördük. Yaka kısmımız buradaydı. 3 iliğimizi açtıktan sonra en uç noktadayız. Hemen 2 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve bu sırada da başını bir defa dolayıp tek seferde çekiyorum. Tamamın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakınız. İliğimizin olduğu yere kadar tek seferde çektik ve iliğimizin olduğu yere giriyorum. 3 defa da burayı örüyorum. 1. Zincirin altına giriyorum. 2 ve 3. Tekrar trabzanlarıma geçiyorum. Ve bu sıramızı son sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Yeleğimizi omuzlarımızdan dikelim. Şu şekilde. Her iki yeleğimizin ön parçalarını bakınız yerleştirdim. Ters taraftan dikiyorum. Ön yüzleri birbirlerine bakıyorlar. Evet şimdi omuzlarımızdan birebir dikelim. Sık iğne yapmıştık. Sık iğne ile olan bölümden dikmeye başlayalım. Omuzlarımız düzgün olsun. Bakınız zaten sayıları birbirine eşit. Herhangi bir sıkıntı çekmeden diğer omuzumuzda dikelim. Evet, yeleğimizin önüne düğmelerimizi de diktikten sonra boynu, kolları ve yeleğimizin alt kısmını tığlama işlemine geçeceğiz. İlk önce boynundan başlamak istiyorum. Ben kolumun bir tanesini çalıştım. Diğerini sizle birlikte çalışmak istiyorum. Hemen uç kısımdan başlayalım. Tamamen kapalı bir boyun çalışması gibi olacak ama şöyle açtığımız zaman güzel bir görüntü duracak. Bakınız şu şekilde dikkat ettiyseniz düğmemizi dikmedik zaten içten diktik. Böyle çalışacağımız için ilmeklerimizi toparlamaya başlayalım. Bir tane trabzanım aldım. İkinci trabzan. Tekrar bir tane trabzan ortaya. Kenardakine iki tane trabzan. Ve diğerine 1 ve 2 Şimdi uzaklaşmadan hemen bakalım. 2 trabzan, 1 trabzan, 2 trabzan ve 2 trabzan olarak aldım ilmeklerimi ana gövdeye geçiyorum bir tane trabzanımı örüyorum sonrasında bir tane atlıyorum diğer trabzanın olduğu yere geliyorum bir ve iki Tamın başında doluyorum. bir tane trabzan atlıyorum diğer trabzanın olduğu yere geçerek iki tane trabzanımı örüyorum bir atlıyorum sıradakini iki örüyorum şekliyle devam ediyorum bakın sıramızın başına kadar bu şekilde gelelim bu kısımları bakınız bir atladık diğerine iki defa battık şimdi yana doğru döndük ve her bir trabzan arasına 2 2 batıyoruz yine 1 2 bir sonrakine 1 2 diğer buradaki trabzanıma geçiyorum 1 ve 2 tekrar arkanın dik olan yere geldiğimiz zaman hemen birer atlayarak örüyoruz bir atlıyorum Diğerine 2. Evet yakamızı yuvarlak bir şekilde örerek geldik ve şimdi diğer uç noktasındayız. Bir tane trabzanım hemen yanı başındaki yeri örüyorum. Pembemin yani kenar örgümün. Aynen diğer taraftaki yapmış olduğumuz gibi 2 tekrar 2 1 2 ve 1 ve son trabzanımızı iki defa örüyoruz. 1 2 Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu kez 2'nin arasına giriyorum. 1 2 iki. Diğer 2'nin olduğu ileri tarafa geçiyorum. 1 2 O birimizi de atladık bakınız. Diğer 2'yi geçiyorum ve her bir ikinin arasına ilerliyorum. Buradaki birimizi örelim. 1-2 bir, olarak diğer trabzanlarımızın arasında kendiliğinden oluşan aranın içerisine ikişer trabzanımızı örelim. 1 2 ve bu şekilde birkaç sıra örelim. Şöyle görelim. Evet yakamızda 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 5. sırayı ben başladım ve birer birer bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum bakınız. 5. sıramız 1, 2, 3, 4 trabzanlar şeklinde ördük. 2, 2. Şimdi hepsinin arasına giriyorum ve bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Araya giriyorum bu kez. Bir trabzan arasına bir de iki trabzanın arasındaki bu ayrım yerine giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. Yine trabzanımın içerisine araya. Burada hepsine birer tane uç kısımda batalım. Evet. Şimdi bir iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve yine aynı şekilde örmeye başlıyorum. Bu kez hepsinin üzerine birer tane batarak örüyorum bütün trabzanlarımın üzerine bakınız sıra sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim Evet yaka kısmımızın en uç kısmına kadar örerek geldim ve ipimi kopardım şu şekilde İpimizi gizliyoruz ve aynı işlemimizi yeleğimizin alt kısmı içinde çalışıyoruz. Hem kolumuzu hem de alt kısmını yeleğimizin çalışalım ve bitirmeye çok yaklaşalım. Şu şekilde bakınız, gayet hoş bir yaka çalışması oldu. Şöyle bakacak olursak bakınız. Evet, şimdi diğer kolumuzu hemen çalışalım. İliğimiz çok çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de örmesi de süslemesi de gayet eğlenceli bakınız. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir trabzanımı atladım. Yan tarafa geçiyorum. 1 ve 2 Hemen buradaki yan tarafa 2 trabzan ve her bir trabzanımın arasına ikişer ikişer örüyorum tıpkı yaka kısmına çalıştığımız şekliyle çalışıyoruz 1 2 1 2 Evet bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet başlangıç noktamıza kadar örerek geldik bütün kenarlarımızı bakınız şu şekilde dolaştık tekrar başlangıç yerimize batıyorum Bakınız tam ortaya battım. Ve araya giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip tekrar ikinci bir trabzan örüyorum. Ve bu aralara iki trabzan, iki trabzan örerek sıramızı tamamlıyoruz. 1 ve 2 Bakınız aralardayız. 1 2 Başa kadar örelim. İkinci sıramızı da aynı şekilde örerek geldik. Bakınız başlangıç yerimiz ve bitiş yerimiz. Bu gördüğümüz araya girmiyoruz. Direkt bu başlangıç yerine batıyorum. 1 2 iki. iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın arasına giriyorum. ve Bir daha başını doluyorum. Hemen her iki trabzan arasına girip tek seferde çekiyorum. İki trabzanımın arasındaki bölüme giriyorum ilk seferde çekiyorum her ikisinin arasına giriyorum ikisinin arasına ve bütün sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım ipimizi koparalım hem grubun arasına giriyoruz hem kendi arasına bir bakın grup arası kendi arası Evet bu şekilde devam edelim Yeleğimizin yakasını ve kollarını e, tamamladıktan sonra şimdi etek ucunu da yapmaya başlayalım. Uç kısmından örmeye başlıyorum. Bir iki üç üç tane zincirimi çekiyorum. Bir tane trabzan hemen yanına. Bir ikinci trabzan bir tekrar iki trabzan ve yine bir iki tane trabzan şeklinde örüyorum tığımın başını doluyorum buraya örmüyorum bakınız şu batmış olduğumuz ilk başlangıç yerine batmadan yanındaki yere geçiyorum şöyle ipimi de alayım altından gizleyerek devam edelim bir aynı yere iki tığımın başını doluyorum bir atlıyorum sıradakini iki defa örüyorum Tığımın başını doluyorum. Bir atlayıp sıradakine iki defa trabzanımı örüyorum. Bir atlıyorum. Bir, iki. Bir atlayıp diğerine iki. Ve bu şekilde bütün sıramızı tamamlayalım. Birinci sıramızı ördük. İkinci sıramızı da aynen kolumuzda yaptığımız gibi yapacağız. Bakınız aralara girerek ikişer ikişer örüp üzerine ise başını bir defa dolayarak kapatacağız ve yeleğimizin alt kısmını da tamamladıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Bakınız gayet güzel bir görüntü kazandı. Şimdi ikinci sıramıza da birlikte başlayalım. Bitirme yönünden zincirimi çekiyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen araya giriyorum. 1 2 aralara girerek ikişer ikişer trabzanlarımızı örelim. 2 1 2 1 2 ve bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, ikinci sıramızı da tamamladıktan sonra şimdi üçüncü sıramıza bir defa başını dolayarak batalım ve son sıramızı bu şekilde başlatmış olalım. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. birer birer trabzanlarımın üzerine batarak tek seferde örüyorum. Bakın her bir trabzanıma birer tane batıyorum. Zaten bir tane araya şöyle yaptığımız zaman bakın daha kolay alacaksınız. Bir tane iki trabzan arasına bir trabzanımıza ikisinin arasına ve bu şekilde yeleğimizin alt kısmını da tamamlamış Olalım. Araya giriyorum. Evet sıramızı tamamlayalım. Evet yeleğimizin alt kısmına da trabzanlarını örerek tamamladık. İkişer trabzan, ikişer trabzan şeklinde iki sıra ördük. Bir sırada başını dolayarak örüp kapadık. Yeleğimizi şöyle görecek olursak, bakınız gayet güzel bir çalışma oldu. Ee, Yeleğimiz çok şık durmakta. Örmesi de son derece kolay. Hemen bir günde örebileceğiniz bir yelek çalışması. Arkasında şöyle görecek olursak bakınız arkası da gayet güzel oldu. Yeleğimizi tamamladık. Bütün aşamalarını yaptıktan sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlık ve mutluluk içerisinde kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.